Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bendeniz Lokman Arkan'ın kanalına da hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler de sorarsanız hamdolsun. İyiyiz bugünümüze şükür. Evet arkadaşlar, havalar iyi gidiyordu. İyice de toprağın suyunu çekti buralar. Koyunlarımıza biraz baktık. Bugün veteriner gelecek. Veteriner hanım kuzularımıza sap iğnesi vuracak arkadaşlar. Ondan sonra biz de şimdi koyunlarımıza neyi baktık, duramadık. Biz soğanlarımız vardı, yeşeren soğanlar. Onları da ben belliyorum. Anne Ayşecik de soğanları toprakla buluşturuyor arkadaşlar. Bugün bakalım böyle bir zaman geçecek, nasıl geçecek. Ben de bilmiyorum. Görüşeceğiz. Hadi işe devam arkadaşlar. Ayşecik, kolay gele. Sağ olasın Osman Bey. Hava iyi buldun. Havayı iyi buldum. Allah razı olsun. Remi yengemde soğan varmış. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz videomuza. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı. Beğenilir de beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Allah razı olsun. Remi yengem, ben vereyim sana dedi. Dik dedi. Burayı oraya kadar bileceğim. Daha var Nereye mı? kadar? Bayağı Ayasofya'ya kadar ıspanak da dikeceğim. Senin yerin var. Hem ben yiyeyim hem sen ye dedi. Zaten bende olan herkes de oluyor. Herkese veriyorum biliyorsun. Hamdolsun. Rabbim bana versin, ben herkese vereyim. Evet. Devam. Şuraya koyursak olur mu acaba diye. Ne getiremedim abi. Neyse böyle de. Ramazan ayıyız elle. Yeriz tabi, baksana orada iki üç tane vardı, ne güzel büyümüş. O zaman diktiğim koyunlar yedi. Açıverdik ya. Şimdi açmayacağım artık. Açmış olaydım, tavuklar ne güzel dişelenirdi burada biliyorsun değil mi? Solucanlar paklardı. Marulum bitmiş orada kıvırcığım. Onun için açamıyorum. Bu kıvırcıklar çok şey. Adını sen getir. O nasıl olur bak, bilirsin abi. Sık. O bir olur, bir olur. Yoruldun mu Osman Bey? Orada var. Biliyorum var. Daha getirir mi? Tavuklar da aşağılara gitmişler. Güzel gidiyor ama bak, bellemesi güzel oldu. Bu tarafı çavur işte. Çiğniyor da bir yandan da ondan oturuyor. Evet arkadaşlar, oradaki diktiğim soğan bitti. Soğan seçmeye geldim. Küçüklerinden, yeşermişlerinden götürüp dikeceğim. Küçükleri güzel de kebap olur ha. Allah.
Bunlar büyük de minik minikler var. Güveçe o kadar güzel girer ki. Şunlara bakın. Tam birer lokmalık. Güzel bir şey içinde ama. Güvecin, soğan kebabının. Biz seviyoruz. Buzu niye atıyoruz? Yeşerenleri, yeşerenleri hep dikeyim. Teşekkür ettim. Yengem düşünmüştü, bende var soğan dedi. Bu sene biraz sıkıntılı almıştım. Az almıştım. Çocuklara koyamamıştım. Şimdi bunu dikeyim. Biraz da onlara koyacağım. İşte böyle arkadaşlar. Yaz ayrı, kış ayrı. Ekersen, biçersen yersin. Güzel oluyor. Yeşil soğan her şeyle gidiyor. Salatası ayrı. Kısıra koyuyorsun. Ayrıca da takledim. İki gün sonra gene bir açıldığı için çuvaldan tel besledi ya, o zaman daha da rahatlar. Hava da iyi gidiyor mübarek. Zahmeri de havanın durumuna bak. Sonumuzu Allah'ım hayırlara erdirsin inşallah. Rabbim koymuştur yoluna. Suyumuzu yumurtaya can veren Rabbim. Suyumuzu da rızkımızı da bol verir inşallah. Dua etmekten başka bir şeyimiz yok. Rabbim büyük ol deyince olduranlardan. Allah'ım sen büyüksün. Bence de yeterli gibi ya. Dur bakalım. Lokman Bey orayı belliyor. Sen git ben belleyeyim dedi. Belliyor. Çünkü kendi de çok seviyor. Kısırı, patates salatasını. Kıvırcığım da bitmiş. Bir de bunu paklemek lazım kabuğundan. Dün öyle alelacele akşam getirdik döküverdim. Temizler, bakar. İçine, dışına. Kabuklarını çöpe atarım. Kendisi kalır tertemizce. Bence yeterli. Biraz da o zaman temizlediğimizde koyalım. Bir de bunu götüreyim, dikeyim. Hadi bayağı görüşürüz orada arkadaşlar. Burada yeterli sanki. Yorulduysan bırakabilirsin Lokman Bey. Biraz dinle. Yeterliyse bırakayım. Yok, yetmezse arkaya kadar gidecek de. Şöyle birazcık da. Yok. Yeter. Ispanaktasın. Çalışıyor burada. İnsan çalışıyor. Ben de belleyeceğim. Lokman Bey boş durduğuma bakma. Olsun, şu anda soğan dikiyorum diye. Yorma kendini. Ben sana kaç kere diyorum. İşte bunlarda olmayınca olmuyor. İşte yeter. Ya bitince Allah razı olsun deseler yeter ya. Yerim var, yurdum var. Onlara da yeter, bize de yeter. Herkese yeter, yeter. Hamdolsun. Ondan sonra kulu gibi kafayı çekiyorum. Şey, kamerayı tamamen açmamıştım galiba. Sen açmamışsın, güzel de çekiyor. Aç aç, aşağı indir. Heh. Yapma böyle. Ayşe. Efendim.
Ay Cemalettin abi bağırmıyor. Yok herhalde. Rahatsız mı? Yok değil maşallah iyi. Tabii o bağırdıkça sen de bağırıyorsun. Ben de İzliyor bizi de izliyor abi. O beni duymuyor ben onu duymuyorum galiba. Oradan bağırıyor Ayşe diye sen buradan bağırıyorsun öyle Ayşe mi? Diye. Yengemle biz aradayız. Tabii canım Allah'ım. Bir de seni görünce bir daha bağırıyor Lokman duysun diye. Ayşe, boşuna söylememiş akıllarımız. Dükkan alırsan koşu, avrat alırsan Ayşe. Ya. Anladın mı? Çiçek. Evet. Ben sana güzel beğendin mi lafımı? Evet, evet. Evet, neymiş? Sende ne cevherler varmış Lokman Bey. Dükkan alırsan köşeden. Hı. Avrat alırsan Ayşe'den alacaksın demişler. Ayşeler iyi, çalışkandır maşallah. Ayşeler olmasa biz ne yaparız? Tereyağı mı, hakiki yağ mı, zeytinyağı mı Lokman Bey? Yok. Buyur. Bu kadar dedin. Tamam. Hey. Yoruldum. Sen dikime geç artık. Yeter de. Vallahi solucanlar da vallahi geziyor arkadaşlar. Bir sürü solucan var. Bizim tavuklar görse köşe olurlar vallahi. Ama Ayşe ablaları uymuyor içeriye. Yeter kardeşim değil mi? Yetmez mi? Yeter ya. Vallahi yeter ya. Bırak yeter artık. Azar azar. Bu hava bu hafta da böyle gidecek gibi sanki. Azar azar. Geceler soğuk. Eksi ikilere iniyor da. Gündüz mübarek bahar havası gibi sanki ya. Allah sonumuzu hayır getirsin Allah. İşte arkadaşlar temizledim ben bunu. Kabuklarını attım çöpe. Kalan soğanım bu. Biraz daha ayıklarım, dikerim. Allah olmayanlar da versin. Allah razı olsun düşünüp de verdiği için. Her şey öyle yapar yenge. Bizde paylaşma var, yardımlaşma var. Allah razı olsun. Bugünlük de bu kadar. Beğenileri beğeni atmayı, yorum yapmayı, nokta dahi koymayı unutmayın arkadaşlar. Sözü Lokman Bey'e bırakıyorum.
Ona ne olmuş? Ona ne olmuş kuzuya? Yeni doğan değil mi bu? Evet. Adam yorgunluk çıkartıyor. Korktum öldü diye de ondan sordum. Yok, yorgunluk çıkartıyor. Al, civcivini de koy da gör. Bu senin tavuklardan biliyor musun? Ah. Yok, devam et de. Şu yemineyi de şöyle. Bu da burada. Kucağımda, görükmüyor karanlıkta. Öyle sen şey yapmadın. Ha, süt getirecektim ben ona değil mi? Bizim yerde. Tamam. Garibe süt getireyim ben. Bunu koyayım, ısıtayım geleyim. Bak. Annesi emzirmiyor bunu. Biz elle besliyoruz. Sabah, akşam, öğlen yeriyor. Anası geldi, o da yeni doğdu ya. Sabah, öğlen, akşam, bir de yatarken. Yatar kana. Tok dursun diye. Evet, bunun da bir kulak küpesini alalım. Yavruyu da hemen güzelce yerlerine yerleştirdik. Şimdi anasıyla, neydi, oğlan mıydı, kız mıydı bilmiyorum da. Beraber burada 3-5 gün geçirecekler. Ondan sonra tekrar salacağız arkadaşlar. Yemi var, suyu da var. Tamam. Evet. Evet, devam ediyor arkadaşlar doğumlar. Yavaş yavaş da olsa devam ediyor. Evet. Evet arkadaşlar, bugün de bu videonun sonuna geldik. Umarım beğendiğiniz videolardan olmuştur. İçeriklerimiz genelde aynı, biliyorsunuz. Lafı da fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlık ve sağlıcakla kalın. Duyun. Aklıma hemen bir şey geldi arkadaşlar. Bu zaten videoyu yayınladığım zaman ayın pazartesi günü yayınlayacağım. Ayın 1'i olmuş olacak. Bu sırada da yeni yılınız. Evet. Yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Şimdi videoyu buraya kadar izlemişseniz çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bundan sonrasını da izlemenizi, ben kardeşinize kulak vermenizi rica ediyorum. Son diye hemen atlamayın. Yeni yılda arkadaşlar, yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılda tüm İslam aleminin yeni yılını hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni yılda Filistinli kardeşlerimize Allah'ım dayanma gücü versin. Sabır versin. Sabır diliyorum arkadaşlar. Şehit düşen kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Filistinli bir kardeşimizin de dediği gibi, biz burada cihad ediyor, şehit düşüyoruz. Ama siz susuyorsunuz, gözlerinizi yumuyorsunuz, kulağınızı tıkıyorsunuz. Müslüman kardeşlerinize yapılan soykırımı görmezden geliyorsunuz. Allah ahirette Allah'ın katında Allah'a ne cevap vereceksiniz? Siz onu düşünün diyor. Bir Filistinli kardeşimiz. Bu cuma hocayı dinlerken, cuma namazına gittiğimizde hocayı dinlerken bir örnek verdi arkadaşlar. Müslüman olmayan birisi paylaşımda bulunmuş. Ve şöyle demiş, ben Filistin'de çoluk çocuk ölüyor, insanlar ölüyor. Onun için Noel'i kutlamayacağım.
Ama Müslümanlar bu işe çok meraklı, kutlamaya. Onlar bizim yerimizde de kutlar demiş. Görüyorsunuz değil mi? Bir Müslüman olmayan bir insanın gözüyle Müslümanları böyle tarif ediyor arkadaşlar. Bir bakıma da Müslümanların düştüğü durumu söylüyor arkadaşlar. Maalesef. Ama inşallah düzeleceğiz. Biliyorsunuz bu Noel bizim bayramımız değil. Onlar gavurların, Müslüman olmayanların bayramı. O yüzden kutluyorlar arkadaşlar. Bir düşünün. Yani gavurlar hiç Ramazan bayramını kutluyor mu? Kurban bayramını kutluyor mu? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumunu kutluyor mu arkadaşlar? Yok. Göremezsiniz. Çünkü adamlar bunlara inanmıyor. Ve biz Müslümanlar da gavurların ilan ettiği Noel'i kutluyoruz. Enteresan bir iş yani. Bizler biraz gözlerimizi açmamız lazım arkadaşlar. Ve yeni yılda Müslümanların tek yürek olmalarını, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmalarını, Müslümanların bir an önce gözlerini açmalarını, bu soykırımın önüne geçmelerini diliyorum arkadaşlar. Ve İsrail'e de Allah'ım kahrı perişan etsin arkadaşlar. Yapacak, dinecek hiçbir şey yok. Allah'ım en iyi oyun kurandır ve oyun bozandır. İnşallah onların oyunlarını bozup başlarına geçirirler arkadaşlar. Burada da bu videomu kapatıyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlık ve sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.